Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı isyanlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu isyanların kimler tarafından çıkarıldığını ve niçin çıkarıldıklarını tek tek sıralayacağız arkadaşlar. Önce şöyle diyeyim ben size. Arkadaşlar, bir, Osmanlı hükümeti TBMM'nin varlığını istememiştir. Çünkü Anadolu'da ben varken diyor, TBMM sana ne gerek var diyor. Bu noktada kendisini Anadolu'nun gerçek sahibi olarak gören Osmanlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendisinin içinden çıkmış yeni bir yapılanma olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden TBMM'yi yok etmek ister mi? Evet ister. Bu yüzden Osmanlı TBMM'nin aleyhinde isyanlar çıkartmış mıdır? Ve halkı TBMM'ye karşı kışkırtmış mıdır? Evet. Bu birincisi. İki, İtilaf devletleri, onlar da TBMM'yi yok etmek istemişlerdir. Çünkü burada 5 grup var. 5 grup TBMM'ye karşı işbirliği yaptı neredeyse. Birincisi Osmanlı, dediğimiz gibi Anadolu'da kendi otoritesini korumak için yapıyor. İki, İtilaf devletleri, onlar da Anadolu'da kendi çıkarlarını korumak istiyorlardı. Neydi o çıkarlar? Osmanlı yönetimi ne dedi? İngilizlerin mandası altına girebiliriz demişlerdi. İşte böyle olduğu için Anadolu'daki emelleri o toprakların manda ve himayesi altına almaktı. Fakat TBMM'de ne diyor? Tam bağımsızlık diyor. Yani ya istiklal ya ölüm parolasıyla hareket ediyor. Bir de Misak-ı Milli'yi ilan etmişlerdi. Bunu kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Bu yüzden İtilaf devletlerinin de TBMM'yi yok etmesi bu şartlarda normal gibi görünüyor. Yani neden isyan çıkarsınlar? Çünkü çıkarları var. Bu yüzden isyan çıkartır. 3. Azınlıklar. Azınlıklar bağımsız devlet kurmak istiyorlardı. Ama TBMM ne dedi? Vatan bir bütündür, bölünemez. Yani Misak-ı Milli'yi kabul etmişti. Vatan bir bütündür, bölünemez dediği için azınlıklara karşı da direniş başlamaz mı? Başlar. Doğuda Ermeniler, batıda ise Rumlar. Devlet kurmak istiyorlar mı? Evet, işte azınlıkların devlet kurmasına TBMM yok dediği için onlar da isyan çıkartıyor. Bir diğeri, dördüncüsü Kuvayi Milliyeciler. Kuvayi Milliyeciler arkadaşlar, bunlar şimdi Kuvayi Milliye önce bilmeniz lazımdı. Daha önce de söylemişimdir. Düşmanlara karşı veya işgal edilen bölge halkının işgalleri engellemek amacıyla girişmiş oldukları mücadelenin ta kendisine Kuvayi Milliye diyoruz. Çünkü Osmanlı ordusu terhis edildiği için işgal edilen bölgenin halkı ister istemez evinden silahını alıp cepheye gitmek zorunda kaldı. İşte düşmana karşı mücadele eden yöresel bölge halkına Kuvayi Milliye diyoruz. Bunlar askeri sistemler değil. Bunlar vurkaç taktiği yapıp geri geliyorlardı. Bunların başında sadece şefler vardı lider olarak. İşte Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Halil Efe bir sürü var arkadaşlar. Ve Kuvayi Milliye liderleri düzenli bir ordunun kurulmasına karşı çıktı. TBMM diyor ki, ya diyor bizim düzenli ordu kurmamız lazım. Çünkü düşman düzenli sistemli ordular. Biz ise Kuvayi Milliye ile mücadele ediyoruz. Bunlara karşı başarılı olmak istiyorsak Kuvayi Milliye'yi kaldırıp sistemli düzenli ordu kurmamız lazım diyorlardı. Fakat Kuvayi Milliye şefleri diyorlardı ki biz varız diyorlardı. Biz yeteriz diyorlardı ama halbuki düşmanı tam manasıyla durduramıyordu. İşte bu yüzden Kuvayi Milliye'nin kalkışı kaldırılması istendi. Bu şefler de itiraz edince bu sefer isyan çıkarttılar arkadaşlar. Onların da isyan sebebi buydu. Son grup ise Anadolu'daki bazı güçlü aşiretler. Bu aşiretlerde TBMM otoritesini kabul etmiyorlardı. Osmanlı'nın son zamanlarında merkezi otorite zayıfladığı için vergi alma, çocukları askere alma birazcık aksamış ve bu aşiretler artık vergi vermemeye, çocuklarını orduya göndermemeye başlamışlardı. Ama TBMM kurulup firariler kanunu çıkınca, vergiler alınmaya başlayınca aşiretler itiraz ediyorlar. Ve siyasi işlere de bulaşan bu aşiretler TBMM'ye karşı isyan çıkarttı. Ve böylece TBMM'ye karşı ayaklanmalar ortaya çıktı. İşte 5 grup. İtilaf devletleri, Osmanlı hükümeti, azınlıklar, Kuvayi Milliye liderleri ve aşiretler. Bu 5 grup TBMM'ye karşı isyan çıkarttı. Gelelim birinci gruptaki isyanlara.
doğrudan Osmanlı Devleti tarafından çıkarılanlar. İki tane var. Bir, Kuvayi İnzibatiye, buna hilafet ordusu da deniliyor. Geyve dolaylarında Sakarya taraflarında çıkarmış bir isyan. Bunlarda İngilizlerin parmağı vardır, bunu bilir. İkincisi Ahmet Anzavur ayaklanması. İşte Manya, Susurluk, Ulubat, Sakarya, Balıkesir taraflarında çıkmış bir isyan arkadaşlar. Ahmet Anzavur isyanı diye geçer. Ve bu isyanlar Çerkez Ethem ve Ali Fuat Paşa'ya bağlı birlikler tarafından bastırılmış. Yani Kuvayi Milliyeciler isyan etmeden önce TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastıran ekipti aslında. Sonradan isyan ediyorlar işte. Çerkez Ethem ve Ali Fuat Paşa'nın birlikleri isyanları bastırıyor. Ahmet Anzavur ayaklanması da bizzat Çerkez Ethem bastırmıştır. Çerkez Ethem'in kendi birliğinin ismi, Kuvayi Milliye Birliği'nin ismi Kuvayi Seyyare'dir. Böyle bir soru gelebilir. Tamam mı? Buna dikkat. Birinci grup doğrudan Osmanlı'nın çıkarttıklarıydı. İkinci grup ise hem Osmanlı hem de İtilaf Devletleri'nin ortaklaşa çıkarttığı isyanlar. Burada genelde arkadaşlar ya şehir ismi verir ya aşiret ismi verir. Özellikle şehir ismiyle genelde soruyorlar. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanlar. Afyon'da Çopur Musa ayaklanması. Yozgat'ta Çapanoğulları isyanı. Milli aşireti Urfa'da, Batman'da Cemil Çeto, Mardin'de Ali Batı, Şeyh Eşref işte Bayburt'ta, Koçgiri veya Koçkiri Erzincan, Kemah taraflarında falan. Delibaş Mehmet Konya, bu ünlü bir ayaklanmaymış, buna dikkat edin arkadaşlar. Bozkır ayaklanması yine Konya'da. Şeyh Recep ayaklanması Sivas'ta, Yıldız Eli, Yenihan ayaklanmaları da yine arkadaşa çıkan isyan grupları içerisinde yer almaktadır. Eğer ki size şehir ismiyle vermişse, bak şehir ismiyle vermişse genel itibariyle İtilaflarla Osmanlı ortaklaşa çıkarttıklarıdır. Ve bu isyanlar hem Kuvayi Milliyeciler tarafından bastırılıyor hem de milli kuvvetler dediğimiz yapılanmalar bunların bastırılmasında etkili olacaktır diyoruz. Çerkez Ethem'in bizzat bastırdığı isyana da dikkat edin. Çapanoğulları isyanı, Yozgat'taki bu isyanı Kuvayi Seyyare arkadaşlar bastırmıştır. Buna da dikkat etmenizde yarar var. İkinci grup isyanlar böyleydi. En kalabalık grup yalnız bu ikinci grup isyanlarıdır. Onu da bilelim. Üçüncü grup Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyanlar. Eskiden Kuvayi Milliye olup sonradan isyan çıkaranlar. Bir Çerkez Ethem ayaklanması. Manisa, Eskişehir, Kütahya çevresinde. Demirci Mehmet Efe. Bu da Denizli, Burdur, Afyon dolaylarında. Yörük Ali Efe ise Aydın'da çıkarılmıştır. Bunların en ünlüsü Çerkez Ethem'dir. İçinde Efe varsa onlar da Kuvayi Milliye isyanlar olarak karşımıza çıkıyor. Demirci Mehmet Efe ayaklanması Refet Bele, Çerkez Ethem ayaklanması ise İsmet İnönü tarafından bastırılıyor. Hatta ne zaman? Birinci İnönü Savaşı sırasında arkadaşlar bastırılmıştır diyoruz. Çok önemli bunlar da. Son grup isyan ise azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlar. İki grup azınlık var. Ermeni ayaklanması Doğu'da ve Adana çevresinde. Adana'da da bu intikam alayları falan kurmuşlardı. O yüzden çıkarılıyor isyanlar. İkincisi de Rum ayaklanmaları. Karadeniz'de ve Trakya artı Batı Anadolu bölgelerinde çıkarılan ayaklanma gruplarıdır. Bu azınlık isyanları ise düzenli ordular tarafından bastırılmıştır. Artık Kurtuluş Savaşı döneminde Doğu'da Ermenileri yendik, Batı'da Yunanları yendik ve isyanları da bastırdık. Bağımsızlığı da sağladık. Dolayısıyla azınlık isyanları da bu ikisidir arkadaşlar. Şimdi basit bir yöntem ben size söyleyeyim. Bak nasıl bir mantık kurun. Eğer ki azınlık demişse zaten belli. Ya Ermeni ya da Rum. Başka yok çünkü. Yahudilerin ayaklanmaları bu dönemde Anadolu'da olmuyor. Onların amacı daha çok Filistin taraflarında bir devlet kurmayla karşımıza çıktığı için Anadolu'da Rumları, pardon, Anadolu'da Yahudilerin bir isyanı çok ön plana çıkmamıştır. Yani öyle bir isyandan bahsetmiyoruz. Ya Ermeni ya da Rum ayaklanmalardır diyoruz. İçinde Efe varsa bunlar Kuvayi Milliyecilerin çıkarttığı isyandır. Şehir ismi vermişse veya aşiret isminden bahsetmişse
arkadaşlar ki en kalabalığı budur. Bunlar ikisinin hem Osmanlı'nın hem de itilaftan ortaklaşa çıkarttıklardır. Yani sizi en çok zorlayacak olanlar bunlar. Ama dediğim gibi genelde bunları şehir ismiyle soruyorlar. Geriye Osmanlı'nın doğrudan çıkarttıkları var. Eğer ki siz bence şu Kuvayi İnzibatiye ve Anzavur ayaklanmasını ezberleyin. Bu ikisi doğrudan Osmanlı'nın çıkarttığıdır ya. Bu ikisini ezberleyin. Geri kalanda içinde Efe varsa Kuvayi Milli İsyanı'dır. Rum ve Ermeni demişse azınlık isyanıdır. Şehir ismi geçmişse Afyon, Yozgat, Urfa, Batman, yani genelde bunları şehirleriyle birlikte veriyor. Genelde şehirleriyle birlikte veriyor. Bu tarz bir isyan vermişse o da ikisini ortaklaşa çıkarttığıdır. Yani ben mantık olarak söylüyorum. Yani hani ezberim zayıf ya ben çok fazla ezberleyemiyorum diyorsanız bu ikisini bilin, geri kalanlarını bence mantıkla yaparsınız. Ben şahsen bu şekilde mantıkla yapabilirim bunları. Bu yöntemi uygularsam arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim bu isyanlara karşı meclisin aldığı önlemler arkadaşlar. Meclis önlem alıyor bu isyanları durdurabilme adına. 1. İstanbul ile tüm resmi haberleşmeler bir kez daha kesildi. Sivas Kongresi'nden sonra kesilmişti, Amasya Görüşmesi'nden sonra kesilmişti, İstanbul'un resmen işgalinden sonra kesilmişti. Şimdi bir de bu isyanlardan sonra bir kez daha kesiliyor arkadaşlar. Sonra isyanlara karşı hiyanet-i vataniye kanunu çıkartılmış. Meclis demiş ki, bana karşı en ufak bir isyan çıkaran vatan hainidir demiş ve bunları bu kanun doğrultusunda yargılayacağını söylüyorlar. Hatta ayrıntı bir soru. Bu kanun doğrultusunda ilk yargılanacak olan kişi kim olacaktır? Damat Ferit Paşa olacaktır arkadaşlar. Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı. Kaçakları yakalayabilmek için de firariler kanunu çıkarılıyor. Ardından vatana ihanet suçlarını önlemek ve hızlı karar alabilmek için istiklal mahkemeleri kuruluyor. Bak, yargılayabilmek için çıkarılan kanun derse Hiyanet-i Vataniye Kanunu. Yani bizzat bu kanun doğrultusunda yakalanacaklardı. Yakalamak için de çıkarılan kanun Firariler Kanunu. Bunları mahkemeye çıkartmak için, yargılamayı yapabilmek için de istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Yani bunların üçü aynı gibi görünse de arkadaşlar farklı ifadelerde kullanabilirler arkadaşlar. Suçluları yakalayabilme adı altında firariler kanunu, onları yargılayabilmek amacıyla çıkarılan kanun derse Hiyanet-i Vataniye, buna göre çünkü yargılanıyorlar. Onları mahkemeye çıkartmak, yargılayabilmek için de kurulan yapılanma istiklal mahkemeleri. Bir parantez bilgi vereyim. İstiklal mahkemeleri milletvekillerinden 3 kişi belirlendi, onlardan kurulmuştur. Geçici mahkemelerdir. Temyizi yoktur. Kesin kararı onlar veriyor. Ankara'da ve olayların yaşandığı gezici bölgelerde de, gittikleri bölgelerde de yeni mahkeme kurabiliyorlar. Meclisin yargı yetkisini kullandığı kurumdur işte. TBMM yargı yetkisini hangisi aracılığıyla kullanıyor derse istiklal mahkemelerinin aracılığıyla kullanıyor. Veya şöyle bir soru sorabilir. Birinci TBMM'nin yargı yetkisini kullandığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir derse İstiklal mahkemeleri diyeceğiz arkadaşlar. Bakın çok önemli. Böyle sorular gelebilir. Sonra halkı aydınlatmak amacıyla irşat veya nasihat heyetleri kurulmuştur. Bunun aynısını Osmanlı'da kurmuştur. TBMM'de kurmuştur. Her iki tarafta kamuoyu yapmak ve halkı kendi etrafında toplamaya çalışıyor. Sonra halkı bilgilendirmek amacıyla Halide Edip Yunus Nadi öncülüğünde Anadolu Ajansı kurulmuştur Ankara'da 1920'de. Halka doğru bilgiyi ulaştırabilme adına. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkartıldı. Osmanlı Şeyhülislam'ın Dürrüzade Abdullah Efendi bir fetva çıkartmış. Milli mücadeleyi gayrimeşru göstermeye çalışıyor ve bunlara katılmamaları gerektiğini söylüyorlardı. Buna alternatif olarak Mustafa Kemal'de Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve yaklaşık 150 din adamından karşı fetva çıkartıyor arkadaşlar. Ve böylece her iki tarafta dini alanda kendini meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bunu da yine mutlaka bilelim. Rıfat Börekçi bilin. Burada o bilgi tehlikelidir. Hem bu dönemde Ankara müftüsüdür. Sonra da Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunda ilk başkanı Rıfat Börekçi'dir. Buna da dikkat diyorum arkadaşlar.
Peki bunlar isyanlara karşı alınan önlemlerdi. Peki isyanların sonuçları neye sebep oldu? Bir, isyanlarda isyan eden de isyanı bastıran da kimdir arkadaşlar? Anadolu halkıdır. Yani aynı kardeşlerdir. Ve bu durum isyanların kardeş kanının dökülmesine sebep oldu. İsyanlar insan kaybına, zaman kaybına ve malzeme kaybına sebep olmuştur. Milli kaynaklarımıza kayıplar yaşanmıştır ki Kurtuluş Savaşı döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Ve savaş öncesi, Kurtuluş Savaşı öncesi bunların çıkması bir talihsizliktir. Zamanlama itibariyle inanılmaz zor durumda bırakmıştır bizi. Ve Yunanlıların Anadolu içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır biz içeride birbirimize mücadele ederken. Düzenli ordunun kurulması sürecini uzatmıştır ve artı Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını da geciktirmiştir. Zaman, insan, malzeme kaybı ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını geciktirdi. Yunanlılar da bunu kullanarak Anadolu'da ilerleyişi kolay oldu. Bu yüzden de kötüdür yani bunlar. Zamanlama itibariyle hakikaten talihsizlik olmuştur. Şimdi gelelim. O kısım da bitti arkadaşlar. Birinci TBMM ile ilgili birkaç bilgi arkadaşlar vereyim. Bunlar ayrıntı gibi görünüyor ama bunlar eleyici sorular olabilir. Büyük Millet Meclisi adıyla kuruluyor birinci TBMM. 8 Şubat 1924'te başına Türkiye kelimesi getirilmiştir. Az önce de demiştim ilk derste. TBMM ilk yurt dışı temsilciliği 1921'de Azerbaycan'da açılmış. İlk temsilcisi de kimdir? Mahmut Şevket Esendal. Sorulmadı, sorulabilir. TBMM'nin ilk yurt dışı temsilciliği. 1920-24 yıllarında kullanılan birinci TBMM binası Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Bilmelisiniz. Mimar Vedat Bey tarafından yapılan ve 1924 yılında hizmete giren ikinci TBMM binası arkadaşlar o da günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılmaktadır. İkinci TBMM binası günümüzde de ikinci şey pardon ikinci mecliste günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılmaktadır. Şu an kullanılan da TBMM'nin üçüncü binasıdır arkadaşlar. 1938 yılında yapılan bir yarışmada birinci olan Avustralyalı bir mimar var arkadaşlar. Clemens Hosmersters projesi başarılı bir şekilde kabul edildi. Ve o birinci oldu ve bunun üzerine şu anki bina yapıldı ve şu anda o kullanılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Dedim 3 tane TBMM binası olmuş. Bunlara dikkat. 1 ve 2 önemlidir. 1 ve 2 önemlidir. Geldim son başlığımıza. Sevr Barış Anlaşması arkadaşlar. Şimdi TBMM'nin hemen bitiminde sıralama olarak kronolojik olarak gittiğimizde bu karşımıza çıkıyor. Şimdi Sevr Anlaşması neyin barışı? Önce onu bir bilmeniz lazım. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmamız Mondros'tu. Birinci Dünya Savaşı'nın barış anlaşması da Sevr Anlaşması. Fakat Sevr Anlaşması biraz gecikti. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın en son imzalanan anlaşmasıdır. Neden gecikti? Çünkü Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı topraklarını İtilaf Devletleri kendi aralarında paylaşamamıştı. Bu yüzden Sevr'in esasları Paris Barış Konferansı'nda belirlenemedi. Bu yüzden Osmanlı'nınkisi ertelenmişti. Peki bir de şunlara da değinelim. Gecikme sebepleri arasında Sevr niye gecikti? Çünkü ateşkes dediğimiz o Mondros Antlaşması barış niteliği gibi ağır bir anlaşmaydı. O ağır olunca Sevr'i birazcık ertelediler. Çünkü onunla bu Mondros ile resmen toprak aldılar, amaçlarına ulaştılar. Bu yüzden barış anlaşmasını önemsemediler. İki, Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nin görüş ayrılığına düşmesi. Hani İzmir'i İtalya vermişlerdi de sonra aldılar Yunanistan'a verdiler. İngiltere, İtalya karşı karşıya geldi. İtalya küstürüldü. Bak İtalya küstürüldü orada. İlk görüş ayrılığı demiştim ben size. İşte o da Sevr'in imzalanmasını erteliyor. Osmanlı topraklarının İtilaf Devletleri tarafından paylaşılamaması Sevr'i geciktirmiştir. Boğazların hangi devlete verileceği konusunda netlik olmaması. Ne alaka? Şöyle, gizli anlaşmalar imzalandığında Birinci Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusya vardı. Ve Boğazlar Marmara bölgesi Rusya'ya verilecekti. Fakat Rusya savaş esnasında Bolşevik ihtilali geçirdi. Ve Çarlık Rusya yıkıldı. Yerine komünist olan Sovyet Rusya kuruldu.
yeni kurulan Sovyet-Rusya savaştan çekilmeye karar verdi. Gizli anlaşmaları da bütün dünyaya duyurdular. Böyle olunca Rusya artık savaştan sonra toprak falan istemedi. Çünkü gizli anlaşmaları da var ama savaştan sonra olmadığı için Rusya'nın alacağı yerler kime verilecekti? Bunu kendi aralarında paylaşamadılar. Paylaşamadıkları için de bir türlü bu anlaşmayı imzalayamıyorlardı. En son boğazlar üzerinde şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki en iyisi tek bir devlete vermeyelim, hepimiz birlikte yönetelim. Bir komisyon kuralım, hep birlikte yönetelim diyecekler ve böylece karara bağlayıp Mondros'u, pardon, Sevr'i uygulayabilmek için harekete geçecekler. İşte bu sıraladığım dört madde Sevr'in imzalanmasını geciktirmişti. Şimdi ise Sevr'in imzalanmasını hızlandıran bir gelişmeye geçiyorum. Ne oldu da o zaman Sevr'i hemen devreye soktular? Madem Sevr hemen imzalanmadı, peki ne oldu ki Sevr'i imzalamak için harekete geçtiler? Şimdi o kısma geliyorum. Anadolu'da milli mücadelenin güçlenmesi, yani temsil heyeti TBMM oldu, TBMM kendini ilan etti, işte hatta kendisine karşı çıkan isyanları bastırdı, Anadolu'da güçlendi, gümbür gümbür biz geliyoruz dedi. Ve bu durum itilaf devletlerinin hemen dikkatini çekiyor. Osmanlı hazır varken, tam yıkılmamışken, Anadolu bütün ülke yönetimini TBMM devralmadan, Anadolu'nun bütün yönetimini TBMM devralmadan biz en iyisi ne yapalım edelim, şu Sevr'i hayata geçirelim dediler ve arkadaşlar harekete geçtiler. İtalya'ya gittiler. İtalya'nın San Remo kentinde bir konferans ile Sevr Anlaşması'nın taslağını hazırladılar. Soru: Sevr Anlaşması'nın taslağının hazırlandığı konferans aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilirler. San Remo Konferansı. Paris Barış Konferansı'nda esasları belirlenemeyen Sevr'in esasları nerede belirlenmiş o zaman? İtalya'da, San Remo'da. Ve ardından taslağı hazırladılar ve Paris'e geçtiler. Hemen Osmanlı'ya haber verildi. Osmanlılar, bak daha şu an TBMM ortada yok, Osmanlı'yı baz alıyorlar. Osmanlılar dediler, sizin anlaşmanızı hazırladık, gelin anlaşmayı imzalayalım dediler. O dönemde de sadrazam Damat Ferit Paşa. Damat Ferit Paşa, Tevfik Paşa başkanlığında bir heyeti Paris'e gönderiyor. Ve ardından Tevfik Paşa anlaşma metnine gidiyor, bakıyor, inceliyor. Bakıyor ki çok ağır bir anlaşma ve Damat Ferit'le bağlantı kurar, der ki anlaşma çok ağır, ne yapayım? Ağırsa imzalama gel diyorlar. Çünkü bunlar hayati tehlike arz ediyor. Ve bunun üzerine Osmanlı yönetimi Tevfik Paşa başkanında orayı terk ediyor. Ve Anadolu'ya geri dönüyorlar. Bunun üzerine itilaf devletleri anlaşmayı imzalamadık diye Yunan ordusunu harekete geçiriyorlar ve Anadolu işgale uğruyor. İngiltere Mudanya ve Bandırma'yı, Yunanistan ise Balıkesir, Bursa ve Doğu Trakya'yı işgal ediyor arkadaşlar. İşgaller üzerine Sultan Vahdettin, yani padişah, saltanat şurasını topluyor. Ve Sevr Anlaşması'nın imzalanacağının duyurusunu yapıyorlar. Bu kararı alıyorlar orada. Diyorlar ki tamam biz Sevr'i imzalayacağız, durdurun diyorlar. Ve 22 Temmuz'da arkadaşlar Saltanat Şurası Sevr'in imzalanacağının kabul edildiğini duyurusunu yapıyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar yeni bir ekip kurulacak. Burada bir not yazdım. Saltanat Şurası içerisinde Sevr'i onaylamayan tek kişi var. Topçu Feriki, Kor General bu. Ali Rıza Paşa. Bu ben Sevr'i onaylamayayım deyip salonu terk eden kişi. Ardından olsun ama Saltanat Şurası bunu kararlaştırmıştı. İmzalanacaktı. Ve tuttular, yeni bir ekip kurdular. Ekibe dikkat, sorulmadı ama bekliyoruz. Hadi Paşa başkanlığında, bak Hadi Paşa başkanlığında Reşat Halis ve Rıza Tevfik'ten oluşan Osmanlı heyeti Paris'in Sevr kasabasında, yani Fransa'da, Paris'in Sevr kasabasında bu anlaşma imzalanıyor. Ve böylece Osmanlı Devleti'ni kesinlikle bitirecek olan anlaşma böylece devreye girecekti. Gerçi uygulanamıyor ama o ayrı bir şey. En azından anlaşma imzalanmış oluyor. Peki neler var? Siyasi maddeleri. Siyasi maddelerinde birincisi boğazlarla ilgili arkadaşlar. Diyorlar ki boğazlar savaş zamanı bile bütün gemilere açık olacak. Boğazlarda içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon kurulacak. Yani bizim kesinlikle hiçbir etkimiz olmayacak. Boğazlar açıkçası bizim elimizden çıkacak.
toprak olarak Osmanlı'ya bırakıyorlar ama yönetimi bizde değil. Bir komisyon yönetecek. İçinde de Türkler olmayacak. Bu komisyonun ayrı bir bayrağı ve ayrı bir bütçesi olacak. Neyin bayrağı ve bütçesi olur? Devletlerin. Yani burada açıkçası yani bir özerk yapılanma oluşturuluyor Boğazlar üzerinde. Osmanlı vatandaşları mezhep özgürlüğünü kullanabilecek ve herkes eşit olacak. Hicaz'da bir devlet kurulacak. Bağımsız bir devlet, bir Arap devleti olacaktı. Osmanlı Mısır üzerindeki haklarından vazgeçecek. İzmir Osmanlı toprağı sayılacak fakat Yunanistan yönetecek. Enteresan bir madde. Toprak bizim ama Yunanlar yönetecek. Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulacak. Güneydoğu Anadolu'da da bir Kürdistan kurulacak. Ve azınlık hakları da genişletilecek. Bunlar siyasi olanlarıdır. Önemli olanlar ne? Ermenistan, Kürdistan, Boğazlar arkadaşlar ve komisyonu kurulmuş olması. Bir de İzmir'in Yunanistan tarafından yönetilecek olması. Bunlar önemlidir siyasi kısımlarda. İkinci kısım arkadaşlar neyle ilgili? Toprak paylaşımları ilgili. Kimlere nereler verilecekti? Onu kararlaştırmışlar. Ona göre de İngiltere, Irak, yalnız Irak'ta Musul hariç. Çünkü Musul'u kime verecekler? Fransa'ya verecekler arkadaşlar. Pardon düzeltiyorum. Evet doğru. Musul dahildir. Gizli anlaşmalarda Musul hariç Fransa'ya veriliyordu. Burada Musul dahil Irak, İngiltere veriliyor. Çünkü onun karşılığında Maraş, Antep, Urfa'yı İngiltere, Fransa'ya verdiği için Fransa da Musul'u İngiltere'ye bıraktı. O yüzden anlaşmışlardı. Irak, Filistin, Ürdün, Arabistan, İngiltere. Fransa'ya Suriye, Çukurova, Maraş, Antep, Sivas, Mardin ve Mersin. İtalya 12 ada, Rodos adası, Konya, Antalya, göller yöresi yani Güneybatı Anadolu bölgesi. Yunanistan'da Doğu Trakya ve Batı Anadolu bölgesini alacak. Osmanlı'yı da sağ olsunlar unutmuyorlar. Osmanlı'ya da toprak bırakıyorlar. Diyorlar ki İstanbul, Bolu, Bilecik, Tokat, Kastamonu, Zonguldak, Ankara, Kayseri, Çankırı, Eskişehir, Amasya, Sinop ve dolayları. Yani İç Anadolu bölgesinin kuzey bölgeleri, hafif kuzeybatı Karadeniz bölgesine falan da gidiliyor. Yani o bölgeler İstanbul dahil. İstanbul da bizde ama şartlıdır o. Osmanlı eğer ki anlaşma metnine uymazsa İstanbul'da Türklerden alınacak. Zaten bu anlaşmaya uymak imkansız. Bu da şunu bize gösteriyor. Osmanlı'da her türlü Türklerin elinden çıkacakmış yani. Eğer ki bu anlaşma uygulansaydı. Yani bu noktada bizi tamamen yok edecek bir antlaşmaymış arkadaşlar. Askeri hükümlere baktığımızda da askeri hükümlerde de Osmanlı ordusu zorunlu askerliği kaldıracak. Bir devlette zorunlu askerlik kaldırılırsa paralı askerlik vardır demektir. Bizde ne paralı askerlik var ne de şimdi zorunlu askerlik olmayacak. Bu da bizi tamamen savunmasız bırakmaya yöneliktir. Çünkü bir daha saldıracaklar Kurtuluş Savaşı için. Karşılarına bir ordu çıksın istemiyorlardı. Osmanlı ordusu 50.700 kişiden oluşacak toplamda. Bunlar da sadece güvenliği sağlayacaklar ve orduda ağır silah da bulunmayacaktı. Deniz gücü 13 gemiden oluşacaktır. Neredeyse ada olacağız. Üç tarafımız sularla çevrili. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz. Burada toplam 13 gemi olacaktır. Bu çok komik bir rakam. Bu tamamen yok etmeye yöneliktir zaten. İşte bu da askeri kısıtlamalarıydı. Ekonomide adli ve mali kapitülasyonlar en ağır biçimde devam edecek. Kapitülasyonlara devam. Ve Osmanlı vatandaşlığından itilen vatandaşlığına geçenler geçtiği günden itibaren hemen kapitülasyonlardan faydalanacaklarmış. Bu bir sınav sorusu. Bunun amacı Osmanlı ekonomik hayatında etkin olmaktır arkadaşlar. Yani tamamen ekonomik olarak da bizi bitirmeyi planlıyorlar. Osmanlı maliyesi tamamen İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacak. İngiltere, Fransa, İtalya ve Osmanlı Devleti'ne oluşan bir komisyon bütçeyi hazırlayacak. Osmanlı temsilcileri sadece danışmanlık yapacak. Bu da egemenlik haklarımıza, bağımsız ekonomik devlet anlayışına aykırı bir uygulamadır diyoruz arkadaşlar. Osmanlı bir de ne yapacakmış? Savaş tazminatı ödeyecekmiş. Bunlar da ekonomik kısıtlamalarıydı. Toprak paylaşımları önemlidir. Burada askeri şeyler, ekonomik maddelerde kapitülasyonlar kısmı önemlidir arkadaşlar. İşte kurulacak olan devletler önemlidir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi notlara bakacak olursak sınav sorularından başlıyorum. Osmanlı'nın devletinin imzaladığı son antlaşma Sevr Antlaşması'dır.
ve Osmanlı Devleti'ni resmen sona erdiren bir antlaşma niteliğindedir. Sevr Antlaşması ölü doğmuştur. Evet, çünkü Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Bu yüzden hukuken geçersizdir. Zaten Osmanlı Meclisi yoktu ki. Osmanlı Mebusan Meclisi 11 Nisan 1920'de zaten kapatılmıştı. Bu anlaşma 10 Ağustos'ta imzalanıyor. Bu yüzden Osmanlı'nın o dönemde meclisi yok. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu zaten baştan reddetmişti. Bu yüzden unutmayın, herhangi bir meclisten geçmediği için ölüdür, hukuken de geçersizdir. Sınav sorusu. Peki, anlaşma bir başka sınav sorusu. Sevr Antlaşması Saltanat Şurası tarafından imzalanmasına rağmen neden uygulanmamıştır? Çünkü Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmıştır. Tek cümleyle söylüyorum. Türk Kurtuluş Savaşı'nın sebebi ne biliyor musunuz? Sevr Antlaşması'nın hayata geçmesine engel olmak. İşte biz savaşı kazandık, Sevr yerine Lozan hayata geçti. Kaybetseydik Sevr uygulanacaktı. Biz kazandık, Sevr yerine Lozan hayata geçti. O zaman demek ki imzalanmış olmasına rağmen uygulanamama sebebi savaşın kazanılmasıdır arkadaşlar. Ayas Stefanos ve Sevr Antlaşması gibi, hatta daha biraz daha geriye gidelim, Edirne Segedin Antlaşması da dahildir. Bunun, o da bunun gibidir. İmzalanmış oldukları halde yürürlüğe girmemiş olmaları bundan ortak özelliğidir. Padişah Bahdettin Misak-ı Milli kararlarına rağmen gidip Sevr'i imzalanmasını onaylaması milli irade ters düştüğünün göstergesidir. Ne alaka? Bakın şöyle. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde vatan bir bütündür, bölünemez denmedi mi? Evet. Peki Sevr Antlaşması vatanın bölünmesine sebep olacak bir anlaşma mıydı? Evet. Osmanlı Meclisi'nde seçilen insanlar milli iradeni seçtiği kişilerdi. Onlara rağmen Padişah ve Saltanat Şurası'nın bu vatanı bölecek olan anlaşmayı onay vermeleri milli irade ters düşündüğünü göstergesidir. Sınav sorusu. TBMM Sevr'i imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. Sevr Antlaşması Türk milletini karamsarlığa düşürmemiş, tam tersine milli mücadele ve bağımsızlık konusundaki kararlılığımızda ne yapmıştır? Zirveye çıkartmış ve Kurtuluş Savaşı'na girdik. Doğuda Ermenileri, güneyde Fransızları, batıda İngiliz destekli Yunanları yendik ve arkadaşlar tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurduk ve böylece bu topraklarda yaşamaya devam ediyoruz ve ilelebette yaşamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Sevr Antlaşması da böyleydi. Son bir başlığım kaldı. O da Bilecik Görüşmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kim arasındadır? Osmanlı Devleti arasındadır. TBMM'nin ilk defa Osmanlı ile görüşmesi arkadaşlar. Şimdi daha önce temsil heyeti Osmanlı ile görüşmüştü. Temsil heyetinin yerine TBMM kuruldu. TBMM'nin Osmanlı tarafından ilk defa kabul edilmesi Bilecik görüşmesiyle oldu. 5 Aralık 1920. Mustafa Kemal ve Osmanlı adına da Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa ve Salih Paşa. 3 kişi geliyor. Ve Bilecik'te görüşüldü. İstanbul hükümeti TBMM'nin siyasi varlığını hukuken ve resmen ilk kez böylece tanımış oldu. Bizimle anlaşma yapmakla. Mustafa Kemal gelen ekibi zorla Ankara'ya götürerek İstanbul hükümetinin de milli mücadeleye katıldığı izlenimini yaratmıştır. Halk üzerinde etkili olabilme adına böyle bir yola başvuruyor. Onları zorla Ankara'ya götürüyor. Bakın işte Osmanlı da bizim mücadelemizi destekliyor, imajı yaratmıştır. Heyete katılan Osmanlı devlet adamları bir daha İstanbul hükümetine görev alamayacakları sözünü veriyorlar ve bu şekilde serbest kalıyorlar ve İstanbul'a gidiyorlar arkadaşlar. Ama Osmanlı'da tekrar görev almaya devam ediyorlar. Gerçi çok da uzun süre zaten sürmeyecek. Hükümetler ikide bir zaten yıkılıyordu. Bu da böyleydi. Son bir bilgi. Bilecik görüşmesi neye benzetiyoruz? Amasya görüşmelerine benzetiyoruz. Orada temsil heyeti tanınmışken burada Osmanlı TBMM'yi Bilecik görüşmesiyle resmen tanımıştır. Aradaki fark budur. Aman dikkat diyorum. Son başlığım, 2 dakikamız var bu arada. Son başlığım milli mücadelenin mali kaynakları. Kurtuluş Savaşı. Şimdi bir sonraki ünitemizde Kurtuluş Savaşı cepheler kısmına geçeceğiz. Savaş döneminde biz nerelerden maddi olarak destek aldık? 1. Anam vergisinin arttırılması. Duyunu umumiye gelirlerinin TBMM tarafından el konulması. Anadolu'ya getiren mallardan alınan gümrük vergisi. Pul gelirlerine el konulması için maliyenin görevlendirilmesi.
Zonguldak'ta çıkarılan kömürlerden alınan gümrük vergisinin dışında ton başına ihracat vergisinin de alınması. Milli Yükümlülükler Kanunu, yani Tekalif Milliye Emirlikleri. Sovyet Rusya'nın Türkistan Türklerinden gönderdiği yardım paraları. Türkistan Türkleri Rusya'ya gönderiyorlardı. Rusya da onları bize gönderiyordu arkadaşlar. Yine pul gelirlerine el konulması için maliyeni gören, kitaba yazmışım onu. Düzeltelim onu da. Ayrıca Sovyet Rusya aracılığıyla Azerbaycan'ın bize gönderdiği yardım paraları. Arkadaşlar bunlar da yine bize geliyor. Fakat Rusya bunların büyük bir kısmına el koyuyor. Çok az bir miktarını Anadolu'ya gönderiyor. Kurtuluş Savaşı döneminde eğer ki bu yardımlar doğrudan eğer bize ulaştırılabilmiş olsaydı belki Kurtuluş Savaşı'nı çok daha rahat bir şekilde yapardık. Osmanlı'dan kalan borçları da ödemek bizim için kolay olurdu arkadaşlar. Ama büyük çoğunu Rusya kendisi el koyuyor ve bize çok az bir kısmını gönderiyorlar. Sonra Hindistan Müslümanlarının yaptığı işi gönderdiği yardımlar. Onlar da bize gönderiliyor. Ama bunlarınki birazcık gecikiyor. Hatta geciken yardımlar daha sonra elimize ulaşıyor. Biz de Türkiye İş Bankası'nı kuruyoruz. Onların gönderdiği yardım paralarıyla. Hatta İş Bankası'nın ilk sermayesi Hindistan Müslümanlarının gönderdiği paralardan da oluşmaktadır. Kıbrıs Türklerinden gönderilen yardımlar da yine milli mücadelenin mali kaynakları arasında yer almaktadır arkadaşlar. En önemlisi hangisi? Milli Yükümlülükler Kanunu'dur. Sovyet Rusya'nın arkadaşlar yardımlarıdır. Bunlara dikkat arkadaşlar. Yine Hindistan, Kıbrıs Türklerin gönderdiği yardımlar da önemli. Bir de şu Anam vergisi en önemli olanları bunlardır. Bunlara da dikkat diyorum. Ve böylece bu kısmı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, birinci TBMM döneminin konusu Sevr Anlaşması da bu şekildeydi. Bir sonraki arkadaşlar konumuzda da Kurtuluş Savaşı cepheler kısmına geçeceğiz. Ama sınıfta da bunları ne yapacağız? Yarın etkinlikte.